İstanbul'da bir motokurye yolda kaldı. İnsanlık bu, motordur, insandır, trafiktir. Yani her şey söz konusu olabilir. Fakat motokuryelerin belli bir süre içerisinde almış oldukları siparişi, özellikle bu bir yemekse, diğer yere soğumadan, herhangi bir zarar gelmeden götürmesi gerekiyor mesleği, görevi gereği. Ancak teslim etmesi gereken paket arkadaşından yardım istedi, kendi götüremeyince. Paket gecikmeli de olsa bir yere gitti, sana ulaştı ama sen dedin ki bu soğuk geldi, ben bunu kabul etmiyorum. Doğru. O da olur. Şimdi bakın, o siparişi götüren kurye ne yaptı o yemeği? İşte bu yemiş alkışta mi? Nasıl bir durum? Ha, alkışta. Yiyenler de vardı değil kalmış mi? Paketini ben aldım, götürdüm ama müşteri sipariş geç geldi, soğudu falan diyor. Siparişi almadı. Tamam, teşekkür ederim. Siparişi müşteri almadı. Ben bu siparişi ne yapayım? Şimdi göstereceğim ne yapacağımı. Şimdi o siparişin doğru kişiye ulaştığını emin olabilirsiniz. Aç mısın? Herkes nasibini yer diye boşuna dememişler. Geçimini kartonları toplayarak, işte yoldan topladığı ordavatları toplayarak, satarak ve para kazanmaya çalışan, yol kenarında o yükle gitmeye çalışan bir abimizi gördüm. O da deseydi ya, bu soğuk ben yemeyeceğim diye. Ya, düşünsene. Niye? O öbürü söylüyordu, onu yediğimi. Evet. Her neyse, çok güzel, yardımlaşma mühim. Evet. Bravo, bence kuryenin duyarlılığı burada çok çok kıymetli. Çok çok kıymetli gerçekten. Ha, sipariş verdiğin zaman sana soğuk geldiğinde onu sorma hakkım var. İade etme hakkım da var. Onun sigortası falan filan vardır. Affedersin ama bana ne? Aynen. Hani yarım saatte ben bunu getireceğim kardeşim diyorlarsa ve getirmiyorlarsa, bir saat sürmüşse ve sıcak sıcak ben onu yeme hakkım var. O müessesenin hikayesi yani, orada kuryenin yapacağı hiçbir şey yok. Müessese ya da aracı, artık o kurum kimse, o sana iadeni yapar, sen de gider başka bir yerde. Bu için ikinci safhası. Evet. Kendi de yiyebilirdi diyorsun falan ama böyle güzel. Helal olsun, bravo, bravo. Bazı arkadaşlar böyle, ama yine söyleyeyim ya, böyle o kadar böyle yani yılan gibi böyle sıyrılıyor ki, ben araba kullanmakta bazen çok korkuyorum ya. Sağa yanaşacağım, oradan geliyor, sola yanaşacağım, biraz daha hızla gitmeye çalışıyorlar. Bir de o şeyin üstlerine binenler var. Onlara biraz daha dikkat edin kardeşim, yapmayın ne olur. Bak, hepimiz yaşıyoruz bu trafikte. Hadi Ebru'cum.